Kariyerine Türk Hava Yolları Spor Kulübü'nde devam eden başarılı voleybolcu Özge Kırdar Kinans'la birlikteyiz. Kendisiyle izolasyon günlerini nasıl geçirdiğini ve gelecekten neler beklediğini biraz konuşacağız. Şimdi tabii ki süreç oldukça uzun bir şekilde devam ediyor ama ilk günlerden bugüne geldiğinde uzun bir zamandır tahmin ediyorum evde karantinayı sürdürüyorsun kurallara da uyarak. Evet. İlk günlerden bugüne hislerin nasıl değişti? İlk günlerde özellikle işte sezon devam edecek mi, lig ne olacak derken şimdi içinde bulunduğumuz durum psikolojik olarak neler hissettirdi sana? Şu an tecrübelendiğimizi düşünüyorum karantina konusunda. Bir daha başımıza geldi. Yani biliyoruz ne yapacağımızı. Şaka bir yana tabii ki de profesyonel sporculuğun da zorluğu burada evde kapalı olmak. Çünkü biz haftanın 6 günü çok yoğun şekilde antrenman yapan insanlarız ve tabii ki de bu döneme alışmak biraz uzun sürdü hepimiz için. Ama hepimiz bence yani benim tanıdığım arkadaşlarım da takım arkadaşlarım da hepimizin bir dinamiği oluştu sonuçta evde. Kendimize olabildiğince meşgul tutarak işte antrenmanları evde yaparak sonuçta bir şekilde vaktimizi ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki de bu sezonda yaptığımız antrenmanlarla evde yaptığımız performans hiçbir şekilde bunu kıyaslayamayız bile. Bu bize yaz tatili gibi bir şey oldu artık. Sarı lacivertlilerin unutulmaz isimlerinden Tony Schumacher de herkes gibi evinde vakit geçiriyor. Fenerbahçelilerin eski kalecisi Türkiye'ye mesajlar göndermeyi de ihmal etmedi. Merhaba arkadaşlar. Yine karantin umarsın başım. Rasen. Rasen mähen, sondern Rasen schneiden. 5 cm wie im Fenerbahçe Stadion. Das ist ein wunderbarer Fußballrasen. Her gün kaleci antrenman. Mit türkischen Freunde und das war ein Tag Quarantäne bei Toni Schumacher und abends sitze ich dann hier an unserem Bosporus den Rhein und denke über die schöne Zeit bei Fenerbahçe und in der Türkei nach. Ama bis anne lütfen, evdekal ve salıkkal. Schumacher'ın mesajı son bölümdeydi. Görüntülerde de günü nasıl geçirdiğini görmüş olduk. Yani tabii gençler bilmez diyorum burada. Biraz yaşımız önemli değil tabii çıkıyor ama gerçekten çok büyük kaleciydi. Yani neyse de Alman milli takımı Dünya Kupalarında kalesini koruyan çok da popüler bir sporcuydu. Hani Fenerbahçe'ye gelmesi o gün için. Yani bugün Neuer'in gelmesiyle bence aynı şey. Gerçekten büyük bir başarıydı Fenerbahçe'ye getirmek ve zaten hemen geldiği sene şampiyonluk yaşadı. Özellikle karşı karşıya gerçekten geçilmez bir isimdi. Tabii bir Fransa milli maçında Batiston'un çenesini kırarak çıkış çok sert bir hareket. Programa girmeden de konuştuk. YouTube'da kariyerinde bir kırılma. Yani kariyerinde belki böyle çok Schumacher'le ilgili böyle negatif bir algı oluştu ama oluşmayacak da gibi değildi. Yani gerçekten adamın kafasını gözünü kırmaya bir forvet oyuncusuna çok sert girdi ve çenesi kırıldı zaten. Belki kariyeri bitiyordu. Belki de kariyeri bitiyordu Batiston'un. O biraz bence kariyerini negatif yönde etkiledi. Gerçekten çok büyük kaleciydi. Yani bugün işte Tafarel hani nasıl Brezilya milli takımı kalecisi ise Dünya Kupası kaldırmış. Schumacher kaldıramadı ama Alman milli takımının kalecisiydi. Son 50 yarışmacı arasına kalmayı başardın. Biz performansın stüdyoda da burada dinledik. Senin katılma hikayen neleri içeriyor? Bize biraz anlatır mısın hikayeni? Tabii. 29 yaşındayım öncelikle. İzmir'den katılıyorum yarışmaya. Özel bir kurumda kurumsal iletişim ve pazarlama sorumlusu olarak çalışıyorum. Ben yarışmayı sosyal medya platformunda gördüm. Hemen büyük bir heyecanla hızlıca bir çalışma yaparak videoyu gönderdim ve ilk 50'ye kaldığımı öğrendim. Açıkçası bu benim için bir sürpriz oldu. Yarışmaya katılma hayalinden bahsedersek benim gibi bu mesleği hayal edenler için büyük bir şans diyebilirim bu yarışma.